Ben Gökhan Ertaş, Buruç Havacılık ve Uzay Takımı'ndan. Buruç Havacılık ve Uzay Takımı 6 tane mühendis arkadaşın bir araya gelmesiyle oluşan bir oluşum. Sadece girişimciyiz, şu an şirketleşemedik. Projelerimiz var, sıvı yakıtlı roket motoru. Sıvı yakıtlı roket motoru ki Türkiye'de çok yapılan bir şey değil. Genelde hep katı yakıtlı roket motorları tasarlanıyor. Sıvı yakıtlı roket motorumuz var, hava balonumuz var, hava balonu, kontrollü hava balonu var. Küp uydu projemiz var. Bunun yanında zirai ilaçlama yapabilen yapay zeka destek drone'umuz var. Ve bunun yanında da elektromanyetik fırlata sistemi yapıyoruz. Bu nesne takibi olabiliyor. Yapay zekayla nesne takibi yapabiliyor. Projelerimiz gelişmek için yatırımcılarla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Çünkü projelerin çoğu çok maliyetli. Mesela sıvı yakıtlı roket testinin küçük testinde bile sadece yakıtına 400 dolar gibi maliyet gidiyor. Girişimci olarak, sadece mühendisler arkadaşlar olarak da bunu kendi başımıza elde edemiyoruz. Önümüzdeki haftalarda da sıvı yakıtlı roket motorunun 4.1 olanında küçültülmüş dikey iniş ve dikey kalkış ve iniş yapabilen modelinde test etmiş olacağız. Mücel Şamil Gülbaran, Almanya'da Stuttgart'ta okudum, makine mühendisliği ve 2 senede elektronik ve programlama üzerine okudum. Türkiye'ye geldikten sonra Almanya'da öğrendiklerimi Türkiye'de hayata geçirmeyi planladım ve projelere başladık. Almanya'dan, Hollanda'dan, Ankara'dan ve İstanbul'dan mühendis arkadaşlarla beraber farklı projeler geliştiriyoruz. Bütün projelerimiz havacılık ve uzay üzerine. Buradaki geliştirdiğimiz ana projelerden bir tanesi sıvı yakıtlı roket projemiz. Sıvı yakıtlı roket projemizin amacı alçak yörüngeye uydu yerleştirdikten sonra tekrar roketimizi yeryüzüne geri döndürmek ve dikey iniş yapmak. Malum katı yakıtlı roketler bir mermi mantığıyla çalışır. Fırlatıldıktan sonra yavaşlatılması veya durdurulması mümkün değildir. Bizim yaptığımız projede sıvı yakıtlı rokete gönderdiğimiz sıvı yakıt ve sıvı oksijen oranına göre roketin etkisini azaltarak havada helikopter gibi stabil tutabiliyoruz veya istersek yavaşça yere de indirebiliyoruz. Böylece paraşüt açma veya roketin kaybolması, okyanusa düşmesi gibi sorunların önüne geçmiş oluyoruz. Yani roketi fırlattığımız noktaya roketi tekrar geri döndürebiliyoruz. Çalışma mantığını açıklayayım. Roketimizin yanma odası var. Bu yanma odasının üstünde enjektör bölümümüz var. Yanma odasını ana havzaya yerleştirdiğimizde çevresinde 5 milimetrelik bir boşluk kalıyor. Buradan sıvı yakıtımızı geçirerek yanma odasında oluşan ısıyı ısı alışverişi sayesinde düşürüyoruz. Onun ardından yanma odasından çıkan sıvı yakıt yanma odasının içine akmaya başlıyor ve sıvı oksijen yine başka bir kanaldan yanma odasında sıvı yakıtla buluşuyor. Orada bir fünye vasıtasıyla yüksek akım vererek ateşlemeyi gerçekleştiriyoruz. Oluşan basınç hiçbir yana kaçamadığından dolayı tek açıklık olan ve bizim kontrollü şekilde hazırladığımız nozuldan dışarı çıkıyor. Bu nozuldan dışarı çıkan itki 200 kiloluk bir itki, yani 200 kiloluk bir objeyi hareket ettirebilecek kadar kuvvetli. Tabii ki bu sisteme roketi eklediğimizde, sıvı yakıtı eklediğimizde, sıvı oksijen eklediğimizde ve faydalı yükü eklediğimizde hedefimiz alçak yörüngeye kadar bu roketi ulaştırmak ve tekrar dikey şekilde yere indirmek. Dikey inişi paraşütle vesaire yapmayacağımı belirtmiştim. Onu da şu şekilde yapacağız. Ekleyeceğimiz hidrolik kollarla nozulumuzu hareketli bir şekilde yapacağız. Ve roket yere inerken eğer ki rüzgardan veya farklı bir şeyden dolayı dengesini kaybedersen sensörler vesilesiyle bunu algılayacağız ve otomatik olarak, yani yerden kontrollü değil, roket kendisi otomatik olarak dengelemek için nozulu hareket ettirerek tekrar roketi dik bir konuma getirecek. En sonunda inerken de bacakları açacağız.